Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Avvalambor sizlarni kirib kelgan yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilayman. E'tiborlaringiz bor, yaqinda O'zbekiston Respublikasi sobiq bosh prokurori Rashid Hamidovich Qodirovning jazoni ijro etish joyidan shartli ravishda ozod qilinganligidan xabaringiz bor. Shu odat bo'yicha men Rashid Hamidovichga bir yuza maqsiman. Avvalambor Rashid Hamidovichni yangi yil arafasida zodada shartli ozod qilinganligi munosabati bilan tabriklayman. Albatta men jazoni ijro etish joyida uning bir soatining, bir kunining o'tishi qanday mashaqqatli ekanligini Rashid Hamidovich sizning karomatingiz bilan, sizning g'amxo'rligingiz bilan o'sha joylarda o'sha kunlarni vujudimdan o'tkazishga majbur bo'lganman. Albatta 70'dan oshgan mahkumlarga, o'z qilmishidan pushaymon yegan, to'g'ri yo'l tanlagan mahkumlarga davlatimiz tomonidan qo'llanilayotgan bunaqa muruvvat to'g'ri deb hisoblayman. 2007-yil esingizda bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi raisi Shavkat Miromonov Vazirlar Mahkamasiga kelib tushayotgan ma'lumotlardan kelib chiqib, Qashqadaryo viloyat davlat xavfsizligi idorasiga, Qashqadaryo viloyat prokuraturasiga, ichki ishlar boshqarmasiga maxsus topshiriq yuborib, maxsus topshiriqda Qashqadaryo hududida davlatimiz, xalqimiz mulki bo'lgan yer osti boyliklarini talon-taroj qilish holatlari bo'yicha tadbir o'tkazish ko'rsatilgan edi. Ushbu tadbirda prokuratura idoralari rahbarligida biz qisqa muddatda bir kunda, bir kechada 300 tonnaga yaqin gazokonta mahsulotlarini Surxondaryo orqali Afg'oniston yo'nalishi bo'yicha olib ketayotgan holatini aniqlab qo'lga tushirdik. Va ularga nisbatan jinoyatlarning 10-15 yillab davom etib kelayotgan bu jinoiy qilmishlarini, bu mafyoz harakatlarini, korrupsion harakatlarini fosh qildik. Ularga nisbatan 70ga yaqinga qonun ustuvorligini ta'minladik. Ular tomonidan shu 10-15 yil mobaynida 15 yil mobaynida davlatimiz yer osti boyliklarini talon-taroj qilib, milliard-milliard, trillion summalarni cho'ntaklariga o'marib ketish holatlariga chek qo'yib, bu summalarni kelgusida davlatimiz byudjetiga tushishini ta'minladik. Lekin ushbu topshiriqni ijobiy bajarishimiz jarayonida bizlarning ustimizdan har xil bo'xton, tuhmatlar prezidentimizga, birinchi prezident Islom Karimovga tuhmat telegrammalar tashkil qilindi. Telegrammalarni tekshirish natijasidan keyin birinchi prezidentimiz Islom Karimov tomonidan, shu vaqtda davlat maslahatchisi Anvar Nabiyev tomonidan bizga rahmatnoma e'lon qilindi. Bizlarga ishlarimizni qadrladi. Lekin sizning oldingizga borganimizda siz bizning prokuratura obro'yiga obro' qo'shib, shu ishlarni ijobiy bajarib, kelganimizga qaramasdan bizni himoya qilish o'rniga bu ishlarni talon-taroj qilishda, bu ishlarda doimiy homiylik qilib kelgan jinoiy mafiyaning tarafini olib, bizlarni hech bir asossiz jazolab tashladi. Ayniqsa men huzurda o'sha jinoyat ishining tergovida chetlatish maqsadida meni Qashqadaryo viloyat prokurorining birinchi o'rinbosaridan olib Surxondaryoga oddiy ma'lumlikka jo'natdingiz. O'rga ham borib tinchimadingiz, o'rda ham kerakli odamlarga aytib, menga nisbatan provokatsiya uyushtirib, jinoiy javobgarlikka tortib yubormoqchi bo'ldingiz. Afsuski bu amalga oshmagandan keyin siz o'z xizmat xonangizga chaqirib, nega sen Qashqadaryo viloyatida konsert ishga teginding, nega menga muammo orttirding, arzangiga Surxondaryo viloyatidan ham ishdan bo'shaysan turib oldi. Afsuski men qilmagan ishimga asossiz bo'layotgan bu talabga bo'ysunmasdan men ariza yozmadim. Lekin men ariza yozmasamda 6 pog'ona pastga bir tumanga tuman prokuror o'rinbosari tuman prokurorining yordamchisi lavozimiga tushirib qo'yib 10-15 kun ichida meni majburlab ishga chiqarib, menga provokatsiya uyushtirib, jinoiy javobgarlikka tortib yubordi. Bu ishni tergov qilishda siz ishonib topshirgan prokuratura tergovchisi Tohir Husanov menga har bir gapining, har bir ikki gapining birida Rashid Hamidovning topshirig'i, Rashid Hamidov so'rayapti, iqror yozayotgansan, pushaymon yozayotgansan, bo'lmasa senga yomon bo'lar ekan, agar yozsang yengillik bo'lar ekan degan gaplar bilan ikkita advokatim Yangiboyev va Toshovlarning oldida menga shu holatlarni aytib,
özlerinin menge koyduğun ayıplarında eğer ıqrarlık yapsan, senge Özbekistan Respublikası Cinayet Kodeksinin 210. maddesi ikinci kısmından ayıplar kılamız. Eğer ıqrarlık yapmasan üçüncü kısmından ayıplar kılamız. Dip menge tarmaştı. Artık ki ben kılmaya işimge mutlaka ıqrar olmadım. Şimdi bu sırada beni cinayet cevabı tartık vardı. Ben cinayet cevabı, ben cadağını ücret ettireceği de asası tayinlenen cadağını utap geldim. 2008 yıl beni hamakı oyalmasa 2009 yıl geldim. Peki 2009 yıldan keyin ham menge takipler, basımlar devam etti. Yani bunun gibi misal, ben 2009 yılda keyin basam 3 yıldan keyin. Belki 2012 yıl benim hücretlerimi kurtarıp adliyekatta masalatı, polkon unvanından mahrum kılıp taşladınız. Bu bilen ham toxtamasdan 2015 yıl Surxondaryo viloyatida özlerinin kanunga zıt bulgan hareketler amalga aşırı sizlerde kamak alıngan prokuratör tergovchilardan menge hiçbir asassız körgazmada alışka. Beni kaydetten şu cinayet cevapkarlığı tartışka hareket kıldınız. Bu kimge kerek var idi. Benim bu halimden bilen, beni ailemde tutu verdiniz. Benim sağlığımda, varsa hayatımda tutu verdiniz. Kese gene işte başlarken oğlum prokuratörü de işte başlarken oğlum samada farklı işte, mecburdan takıp basın ıtkartıp arızasını alıp işte hede verdim. Bu kimlik gereği var. Bugün günde şu halat bu işe ben sizge müracaat kılıp başıma raşı kaym ediyoruz. Eğer sizde azra bu sen vücudan olsa sizde şu yazanı üzere üçü cöylerde ötegen vaxtıda öyle görüp menge natoru menge adaratsızlık kılgenliğiniz bu bilen bir geldi. Devletimizin rehberinin adaratı tapşırıgı nispeten bu kıldırgen natoru hareketlerinizde belki özünüz emez bugün kimdir sizge korrupsiyon küşret sizge basın ütkendi bu nesini kıldırışı mecbur kılgendir. Siz bir yerde bugün kendi özünüzün adresinizge özünüzün manzilinizge yok etken malamat taşlarından özge yoğayetken kargışlarda kuturuş masasında bir açırla görüşürüz gerek. Eğer siz ne kimlerdir basın ütkendir şu işine menge nisbeten adaratsızlık kılışını talep kılgen bölgen olsa onu açıklayın. Özünüzü alıp kalmayın. Türk gününü dinlerden hiç kim üstün bulmaydı. Bir dünya vaktimiz şiddet bile ütüp gitmekte. Yetten mi hiç mi? Milerdir mi? Adi fukara mı? Şu 2 metre cöyge barıp özünün korkanını fakat 3 cöyde kıradı halas. Şunun için ben sizden talabım, siz açıklayın. Özünüzün teşebbüsünüz bırak kıygen bu sanat onu ettin. Peki özünüzün bunda bir ağır yüklerini boynunuzda alıştı haklamasanız açıklayıp sizi kim mecbur kıygenliğini ettin. Bu hakta bugün günde prezidentimiz zamanından devletimizi yükletken adın sıkadar kabı, sud, hukuk tüzümlerde sahiplerde, insan manfaatlarından, devlet manfaatını üstün koyup uyetken tamamlarını itibarga alıp bu hafta münasebatını Özbekistan Respublikası Prezident Administrasiyasının başlığı Sardar Oktavuş Umurzakovga prezidentimizge ahbarat beriş için fikir bildirin. Respublika Baş Prokuroru Nurmatullah Yoldaşovga, Ali Sud Reisi Bahtiyar İslamlarga münasebat bildirin. Bunlar adaletsizlik bugünlüğünü bilsin, bugün gün geçe, aradan aklengenimge 5 yıl ötetken borsa da bugün gün geçe. Beni sarsam sargardan kurup, ularda bir müstakillik fikir bulma genliği. Sud'da sud müstakilliği, prokuratörde prokurorun müstakilliği bulma genliği sebebidir. Bu, şu korrupsiyonlar tüzümlerden hemen korkup geletken sebebidir. Beni hukuklarını tüklemek gerekti. Şunun için ben sizden yana bir marta, kirgüsüde özünüzün kalgen hayatınızda Allah'tan yakşı niyetler kıp yaşayış. Halatlarınız bulsa, şu bala çakanızın geleceğe çok salama yırmakçı bulsanız, Kudadan aldığında özünüzün ayıplarınızı yuvun. Eğer ayıbınız olmasa bunu eğitin, özünüzü alıp kalmayın, ıltımaz. Ben sizden şu masafatımda bir fikir bildirirse deyken, ümit bilen maracatı yapmam. Şu deyip, Aşkıdara bile prokurorun sabık birinci orumbasarı, Adliyekatta masalatı Farhat Şaymanov.